Hello, kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Üniversiteye hazırlık part 2. Yine vloglamak istedim. Gidiyoruz annemle. Yine yollardayız. Oynama benimle Toşko. Ne bu? Ne yani? İkidir çalınıyor korna bize doğru. Çalınmıyor da. Hoş yapıyorsun ya. Çalınıyor anne. Ben yanından geçerken de çalındı. Şu anda da yanımdan geçiyor. Şu an adamlara çaldı. Balkonda oturanlara. Neden ama? Niye? Ay düşüyorum. Selam veriyorsun. Ay düşüyorum. Annem de beni asla tutmuyor. Yani anne sağ ol. Düşsem gitsem. Annem çok asosyal bir insan. Hiç benimle vakit geçirmiyor. Hep telefonda. Hep. Uyduruyor. Uydurma. Uydurma lütfen. Hep telefonda. Toşko'ya FIFA'da koydum. Anne Sefo'nun Toşko'ya diss atmasına ne diyorsun? Bakın MasterChef izliyor. Yolda bile arkadaşlar. Nasıl bir bağımlılıktır bu? Bozdum tamir ettim ona. Oynama benimle Toşko. Bakın ilgilenmiyor benimle. Bıraktım, mutlu musun? Evet. Mutluyum. Peki anne, yorumdaki insanlara ne söylemek istersin benim üniversiteyi kazanmam hakkında? Bazı insanlar atanamayacağımı ve güzel bir bölüm olmadığını söylemiş. Ya bence herkes sevdiği bir üniye gitmeli. Bence de arkadaşlar. Kimsenin ne dediğini umursamayın. Bence de. Ya mesela konservatuvar mı okumak istiyorsunuz ama aileniz tıpçı mı oluyor? Tıpa gitmeyin, konservatuvar okuyun. Mesela canım anneannem bana hep doktor olasıca derdi. Bizim memleketin tabiriyle. Ben resim öğretmeni oldum. Hani diyebilirsiniz, tıpa gidebilecek miydin ki? İstesem çabalardım tabii ki ama istemediğim için tıpa gidecek kadar çabalamadım. Çizim hesabında MasterChef Hakan'ı çizmiştim ama beni paylaşmadı. Çok kalbim kırık. Canım memleketimde hava 95 dereceyken vlog çekmek gerçekten çok zor. 19 yaşındaysanız 95 derecelik havada dışarı çıkıyorsanız hayat gerçekten zor olabilir. Annem susmuyor. Yok için bu yani bu terliklerden olur mu? Yani giysem. Bilmem. Çok fazla burada fazla seçenek yok. Sanırım. Şeyde vardı anne, şeye bakman lazım. Migros'un terlik bölümünde evet, bayağı seçenek doğru. Var. Aşko. Bakayım buradan böyle bir ihtiyacım var mı? İşte buldum. İşte bu beni tam korur. Midenin sıcaklarından. Burası kadar sıcak olduğunu düşünmüyorum. Şu kulaklıkların lazım. Ama kulağını koparmışlar. Bu ya da. Bak bundan. Çok tatlış ya. Evet. Ama tekrar çocuk olmak istemezdim. Sizce ben yurt odasını deniz havlusu alacak mıyım? Deniz havlusu değil bu arada ya. Ona benziyor. Bakar mısın? Deniz havlusu bu arada da. Şundan belli. Dur bakalım. Plaj havlusuymuş evet. Evet yani. Ben biliyorum. Çok tatlıymış. Evet. Ona. Peki çoraplara ne diyorsun anne? Evet alınabilir de. Toplu alırız büyük ihtimalle. Aynen öyle. Şu bavu benim makyaj malzemelerim için yeterli mi? Bana biraz küçük geldi ama vallahi yeter herhalde. Bulamazsın bak. Vallahi bulamam. 199 TL. İster güneş ol yak beni yağmur. Verin arkadaşlar ablamın kargosunu açıyoruz ablam yokken. Ne kargosu bu? Kitap kargosu. Güneş. Ay ablam bunu görmesin çok olsun. Harca açtım. Ayşe'ye bakalım mı? Neye? AVM. Evet bakılabilir aslında. İyi. Kitap kargosu arkadaşlar. Ablamlar zaten ben bu bekliyordu. Ben verdim. Işın Işın'ın kitabı. Pat pata sarmamışlar. Bu nasıl bir hizmet? Kimden aldık biz bunu ya? Pat pat yok bu arada. Aa. Bunu bantlamamışlar bile. Al kullanırsın. Bir şey değil mi? Çok puan kırarım ben bu pat pat olmazsa. Bakalım bir yeri zedelenmiş mi? İyi bari pat pat olmamasına rağmen zedesiz bakın geldi. Bakın bu. Işıl Işık'ın kitabı. Ona kadar say arkadaşlar körebe. Bakalım nasıl. Aa içinde ayracı da var bak. Göstersene. Ayraç olmazsa olmaz bu arada. Olmazsa benden 0 puan alırım. Şimdi tekrar içine koyabilirsin yani o kadar dur. Şey yapmamışlar. Bebişim.
Bakın şunu bile bantlamamışlar yani. TTT hizmeti. Açmamışlar bile. Şaşırtıcı yani. Ablam o zaman bir daha açsın, ben bantlayayım. Hayır yapma lütfen, rica edeceğim ya. Öyle de şeyler. Ah. İşsizlik yani yaptım. Ben o işsizliği yapardım bu arada. Ön siparişten aldık. Dün verdim, ertesi gün geldi. Çok şaşırdım. Çok şaşırdık cidden. Bu arada AVM dedim ama AVM değil yani. Öyle bir şey zannetmeyin. Ama bunlar kendine canım memleketim isimlendirmiş. Bir şey AVM diye adını söylemek istemiyorum. Ben buralı olanlar kesinlikle içeri girince tabii gidebileceklerdi. Çünkü iki tane AVM adında mekanımız var. Canım memleketimde. Onlardan büyük olanına gidiyoruz. Burada girdik içeriye ama telifli şarkı çaldığı için burada konuşma yapacağım. Balkon konuşmama hazır mısınız? Konferans vereceğim şimdi. Buranın kırtasiye bölümü büyük aslında. Güzel şeyler var ama benim çok fazla fosforlu kaleme vesaire ihtiyacım yok. O yüzden sadece baktım ve sizin için de çekmiş bulundum. Ama benim için kırtasiye alışverişi bir hobi. Yani ihtiyacım olmasa da alırım. İhtiyacım olmasa da girer bakarım. Çok seviyorum bakmayı. Renkli renkli cıvıl cıvıl şeylere. Hastayım resmen. İçimde küçük çocuğu asla öldürmeyeceğim ve böyle unicornlu kalemler alacağım. Pasta gibi bir şey. Anneme ikna etmeye çalışıyorum. Evcil hayvan alalım diye ama annem ikna olmuyor. Niye olmuyorsun anne, bak. Fare bilemem. Evet. Çekip bırakıyorsun, o kendi kendine gidiyor. Bak, kedi kumu temizleyicisi bile var anne, anlıyorsun. Temizleyicisi dediğim de kürek yani. Bir sürü puding çeşidi var. Ben şunu beğendim. Yani o kadar çeşidin içinde bu mu? Yok, beğenmemişim onu, fark ettim. Uzaktan bir güzel gözükmüştü. Ben puding çok sevmem bu arada. Ben severim bu arada. Profiterol mü yapsak? Hayır, hiç uğraşamam. Bu ne böyle? Bakar mısın? İçinde donduruyorsunuz. Kendi, bir sürü hem de. Kendi buzdolabını kendin yapıyorsun. Ben bundan ilkokuldayken aşırı fazla yerdim. Aa, yerinde mi koksan? Hiçbir şey değil. Alalım ben hemen. Dur, rengine bir göre deneyeceğiz ama. Bence hepsi aynı renk. Kırmızı yok mu içinde hiç? Ya var. Üstündeki renkler bunlar işte. O kadar yani. Aha bu. Bence hepsinde var bak, aynı şey. Bak yeşil ama bunda iki, bir tane yeşil var. Herhalde öyle ama bunu gözüme kestirdim, onu istiyorum. Tamam adam. Eve gidince dondururuz bunu. Hepsinin gözü farklı yere bakıyor. Hayır, öyle koymuşlar. Yine bir konferans vereceğim telifli şarkıdan dolayı. Normalde ben bavulumu aldım. Ve o kadar güzel ki, eve geçince size göstereceğim. Burada da pembe bir bavul vardı ve bavulların fiyat karşılaştırmasını yaptık. Ama burada etiketleri farklı koyduklarını fark ettim. Dedim 200 TL'ye bu kadar büyük bavul olamaz. Değilmiş zaten. Farklı bir şeyin fiyatı. Ama pembiş bir bavulumuz olmasın mı? Böyle mavi detayları da vardı ama kendi bavulumu gerçekten o kadar beğendim ki eve gidince size göstereceğim. Burada dediğim gibi bavullara bakıyoruz. Ama gerçekten karlı bir fiyata almışım zaten. Benimki indirime girmişti. Zaten bu olmazsa olmaz bir şey. Hangi renk alalım onu? Hangisi olsun? Bir de saç almış olsun. Şu nasıl? Bak, yumuşak. Evet. El olursa da olur her şey. Ama saçın da iyi olur saçın. Hemen duştan çıkınca ya da yıkarım. Bakın Nurcuğum. İhtiyacım olur mu sence? Şu mu senin istediğin? Şu ne? Yazar üstüne çamaşır makinesi örtüsü. Lazım değilmiş. Değil. Organizer'le olanlar var. Bölmeli olanları var bunların.
Ben şunu beğendim bak. Nasıl? Limon ne yapacaksın pardon? Bilmiyorum, koltuğu gördüm. Aa, şunlar nevresim sanırım. Emin misin? Altında yazar bak. Tek kişilik nevresim. Mantıklı, tek kişilik almamız lazım zaten. Zaten. Düz renk bence. Nasıl bence şekli? De. Çünkü yok ki. Gerek yok. Yok ki alayım. Gerek yok. Bakın. Baza burcu diyor. Bana bunlar lazım. Şurada da var. Migros'a geldik. Nasıl? Bir deneyeyim ama ayağımda nasıl durucu. Acaba kapalı değil de ama kapalı. Ben kapalı istiyorum. Kırmızısı nasıl? Bak. Kırmızı da güzel bu arada. Lilası da var. Ama bir tane kalmış. Bu benim bedenim değil galiba. Yok, 40 numara aslında. Büyük gibi duruyor ama. Koyu yeşil alırım bu arada net. Bence o şey içinde. Yarın oldu arkadaşlar. Yeter artık. Her yerde telifli müzik çalıyordu. Artık mağazalarda şarkı çalmayın. Biz de rahat rahat çekim yapabilelim. Bütün konuştuklarım boşluğuna oluyor. Genelde unutuyorum mağazalardaki telifli müziklerin üstüne konuşma yapacağımı ve balkon konuşmalarımı önceden gerçekleştiriyorum. Artık buna bir son vermem gerekiyor. Burada peluş pijamalar vardı. Konudan çok dağıldım. Çok tatlıydı ama herkes yurt odası çok sıcak oluyor. O yüzden böyle polar pijamalara hiç gerek yok demiş. O yüzden almadım. Ama sizlere göstermek istedim. O kadar tatlıydı ki. Ben böyle cicişli şeylere bayılıyorum. Bu arada fark etmişsinizdir belki, ya Sinem nasıl yarın oluyor, kombinin aynı, ya ben de bilmiyorum. Nasıl aynı kombini yaptım, hani özellikle seçmedim. Burada takımlarını görüyoruz bu arada. Fuzucuklu bile vardı yani. Kırmızı da çok severim bu arada. Aynı kombini yapmışım. Hani bazı kızlar diyor ya, giyecek hiçbir şeyim yok, ne giyeceğim o sırada ben. Her gün aynı kombini yapıyorum. Ya tam anlamıyla burada çalan şarkıyı size söyleyeceğim. İki deli bir araya gelmemeliydik. Benimki arabesk versiyonuydu lütfen. Namelere dikkat. Çoraplara bakıyorum ama hepsi birbirinden dehşetül vahşet olduğu için tabii ki hiçbirini almadım. Bir de böyle bir kurutma makinesine ihtiyacım olduğuna kanaat getirdik. Ama markası belli değil. Sonra böyle bir yere geldik. Sonra böyle bir şeyler vardı. Yani mumlar dehşetül vahşet dediğim gibi. Güllü şeysimizden olmasın şakası yaptık. Sonra annem bana dedi ki yurt odanda süre tutarsın kızım, simli kum saati al. Dedim anne ne diyorsun? At sepete beklesin. Civciv sarısı kupalar. Telefonum mükemmel çekmediği için tam civciv sarısını göremiyorsunuz. Yine terlikler. Allah'ım, gerçekten turuncu rengini hiç sevmiyorum. Büyük konuşmayayım, şimdi turuncu bir şeyler alırım ama gördükçe benim kötü anılarım var turuncu renklerle alakalı. O yüzden birazcık başıma ağrılar, serumlar. Size dünyanın en kalitesiz Rick and Morty ürününü göstereceğim. Hani Rick and Morty'yi neden böyle siyahi yaptınız? Kapat, geri kapat. Hiç dokunmamışım gibi. İşte kalbimin kilidi. Kalbimi kilitledim ben bu şifreli kilitlerle. Ben şifreli istemiyorum. Kilide de ihtiyacım olduğuna kanaat getirdim. O yüzden böyle bir tosbağa istiyorum arkadaşlar. Tosbağa ne diye soracak olursanız, bizim memleketin tabiriyle buna tosbağa diyorlar. Öğrenin, kültürlenin arkadaşlar. Kültür ya, biraz kültürlenelim lütfen. Lütfen bana civcivli havlu linklerini Instagram DM'den atın. Civcivli havlu aranıyor. Civcivli havlum olmasın mı? Bir de çamaşır filesi şartmış, olmazsa olmazmış. Yani maazallah kıyafetleri aşağı nasıl götürürüz bilmiyorum. Biliyor muydunuz? Adventures Time. Allah'ım. Rick and Morty Adventures Time. Gumball. Bunlar benim en sevdiklerimdir yani. Diş fırçalıgısı. Sen balık süpürgesini gördün. Yani bundanım olmasın mı? Saatler. Yurt odama şöyle unicornlu bir saat alayım diyorum. Siz ne düşünüyorsunuz? Hello.
yine ben geldim. Yine ben. Nelerle geldim? Elim dolu. Ne oluyor sinem? Neler oluyor? Dediğinizi duyar gibiyim. Bunlar bana canım Ecem ablam kuzenimin hediyesi. Üniversiteye gideceğim için bana küçük ufak çaplı bir hediye hazırlamış. Hepsini sizinle birlikte ben daha öncesinde açtım bu arada. Çok merak ettim. Şimdi size de göstereceğim. Burada kırmızı bir çanta var. Aslında çok kırmızı değil, bir tık koyu. Daha çok bordomsu. Ama çok bordo da değil. Koyu kırmızı diyelim. Böyle bir çantamız var burada. Burada bir tane Laventi'nin şöyle bir body scrub'ı var. Ben body scrub çok seviyorum bu arada. Çok merak ediyorum kokusunu. Bunu da deneyince size görüşlerimi paylaşırım zaten. Burada çok tatlı bir termos var. İçini de size göstereyim. Merak edenleriniz olabilir. Bakın böyle. Ya bence yurtta termosa gerçekten ihtiyaç var. Normal zamanımda da bence ihtiyaç var. Çünkü ben ice latte bağımlısı bir insan olarak burada soğuk kahve yaparım diye düşünüyorum. Burada turuncu bir çanta var. Bu da çok tatlı bence. Burada böyle küçük bir not defteri var. Bir tane de deodorant var. Ben Emotion çok seviyorum zaten. Poşetin içinde başka bir şey yok. Bu kutu konudan alakasız. Sadece bir kutuya koymak için. Şimdi çalış sonra ağlarsın anahtarlığı. Olmazsa olmazımız. Ben anahtarlık çok seviyorum. Bu arada en beğendiğim şey bu. Morty ya. Morty arkadaşlar. Morty. Rick and Morty hastası bir insan olduğumuzu zaten biliyorsunuz. Beni takip edenler bilir. Zaten Crocs almayı düşünüyorum. Morty'li Crocs süsü de istiyorum. Bu anahtarlık da efsane oldu. Sonra saç süsleri var. Hem de bir sürü çiçekli saç süsleri. Bir tane gloss var. Bu gloss zaten çok merak etmiştim. Lycott'ın bir glossu. 274 numaralı peach rengi. Bir tane doğal taş bileklik var. Sonra bir sürü küpemiz var. Yani bu küpeler o kadar fazla ki. Hepsini şimdi size göstereceğim. Bakın böyle. Çilekli hem de. Bunlar aşırı tatlı, kirazlı olanlar. Bunlar da karpuzlu. Burada da çiçekli ve arılı olan var. Hemen gösteriyorum. Sonra bir tane de Trendyol'dan böyle bir üst var. İkisi birleşik, süveterli böyle gömlekli bir üst. Bence çok tatlı. Ecem ablama tekrardan çok teşekkür ediyorum. Bence hediyelerim çok tatlı. Şimdi diğer aldığımız ürüne geçiyorum. Bu ürün aşırı kocaman. Sizlere nasıl göstereceğim bilmiyorum. En gerekli ürün bence hatta. Olmazsa olmazımız nedir üniversiteye giderken? Bavul tabii ki. Şimdi aldığım bavulu size gösteriyorum. Rengine aşık oldum. Bayılarak aldım zaten. Şimdi sizlere onu göstereceğim. Ben bunu size nasıl göstereceğim, nasıl kaldıracağım hiç bilmiyorum ama göstereceğim bir şekilde. Bakın. Şöyle. Burasını göstereyim. Şimdi arka kameradan göstereyim ben bunu. O kadar büyük ki galiba ben oraya 4 yıl değil 10 yıl gidiyorum diyormuşum. Tabii ki de yani şaka yaptım. Bu bile bence küçük geldi bize ama kuzenim bana dedi ki çok büyük. Bence çok büyük bir bavul değil. Şimdi size göstereceğim. Arka kameradan siz ne düşüneceksiniz bakalım. Bakın yakından sizin için göstereyim. Zaten bittiğim renkler şunlardı. Çok şık duruyor. Şimdi size bir özelliğini daha göstereceğim. Bu özellik ne Sinem diye soracak olursanız. Bakın burada kilidi var. Böyle burayı kilitleyebiliyorsunuz. Ben kilitledim. Nasıl kilitlendiğini anlamışsınızdır diye düşünüyorum. Ve daha sonrasında arkasında bir isim yazma yeri var. Bakın ismimi yazdım buraya da. Açabilirsem göstereceğim. Bakın buraya da ismimi yazdım. Böyle kocaman bir bavul. Bence bu bana anca yeter.
Kargom geldi. Evet. Siz beni çok aldırmazsanız sevinirim. Kargom gelince hemen açmak istediğim için bu kadar hızlı açacağını düşünmemiştim. Ne kargosu biliyor musunuz arkadaşlar? Çanta kargosu. Ya biliyorsunuz üniversitenin olmazsa olması büyük geniş bir çanta. Trendyol'dan böyle bir çanta aldım. Normalde bakın şöyle genişliği de bence gayet ideal. İçine bakayım hemen. Deri bir çanta zaten klasik. Ya bence gayet güzel ayarlanabiliyor da aynı zamanda. Şöyle bir omuz çantası. Bir de kendime terlik aldım. Bu da yurt odasının olmazsa olmaz bence. Crocs. Sizce nasıl? Bence güzel bir video oldu part 2. Yani yine çok fazla şey almadım ama aldıklarım yine bu kadar. Sizleri çok seviyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Abone olup like atmayı unutmayın.